Orhan, Orhan ölmüş. Ölmüş. Çok hastaydı. Yapacak bir şey yoktu. Her zaman yapacak bir şey vardır. Alışması zor biliyorum ama kabullenmek lazım. Sen ölümden, acıdan ne anlarsın ki? Sevdiğini kaybetmenin ne olduğunu ben de bilirim sana. Ne garip. Belki de anlaştığımız tek yer bu. Bazen ölümü göze almamak, göze almaktan daha zor gelir insana. Niye zor olsun ki? Sevdiğinin bir damla gözyaşı yeter. Senden korkanını gördüm de, seni sevenini görmedim. Hoşça kal Yağız. Kusura bakma. Biraz daha beni bekliyor. Söylemeyecek misin? Çok zor biliyorum ama güçlü olman lazım. Keşke yapabileceğin bir şey olsaydı. Ne olursun dirayetini kaybetme. Duran abi. Hepsi senin yüzünden oldu. Olur mu öyle şey? Suçlama kendini. Baba, buraya hiç gelmemeliydim. Babamla geri dönmeliydim. Sen arabada bekle. Ben bir su alıp geleyim. Tamam. Dam üstünde uzun uzun bacalar ama bizim evde de uzun olur geceler ama.
Gerçekten benim babam mı? Evet kızım. Bana öldüler demiştiniz. Giderken bir kaza geçirmişler. Ne? Allah rahmet eylesin. Dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Sıla! Sıla! Sıla iyi misin? Sıla çabuk aç şu kapıyı. Sıla aç yoksa kıracağım. Peki Sıla, peki. Buna da peki. Buralarda hasretin çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önünde baharım geçmez. Eş dostu yansı, imdadımın vakti elime biri uzansın. Can peri perişan, eş dostu yansı, imdadımın vakti elime biri. Ne yaptım?
iğrenç bir adamım Sıla. Özür dilerim Sıla. Özür dilerim. Sıla, ben Emre ile seni çok kıskandım Sıla. Çok kıskandım seni Sıla. Yani çok yok. Bu yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Dur, ben takayım. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Beğendin mi? Çok beğendim. Dur Burhan, konuşacaklarımız bitmedi daha. Geçen geceyle ilgili konuşma fırsatımız olmadı. Sana teşekkür edemedim. Benim canım için kendi canını riske attın. Her şeye rağmen. Teşekkür edilecek bir şey yok. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için yaptım. Burhan! Nereye gidiyorsun? Burhan! Konuşacaklarımız daha bitmedi. Buraya bineceğim. Siz gelmiyorsunuz. Ama Sıla Hanım. Siz gelmiyorsunuz. Geçen geceyle ilgili konuşma fırsatımız olmadı. Sana teşekkür edemedim. Benim canım için kendi canını riske attın. Her şeye rağmen. Bana arabada söylediğini tekrar et. Beni buraya bunu sormak için mi çağırdın Sıla? Tekrar et. Senin için değil, çocuğum için yaptığımı söyledim. Tecavüz edenin çocuğu olmaz Morano. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Hayır. O zamanlar yapamadığımı yapmak için çağırdım. Bu çocuk içindi.
Bu beni aldattığın içindi. Bu da bir zamanlar seni sevdiğim içindi. Önemli değil Batur Bey. Ben evdeyim. Yani ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. İyi günler. Bu akşam da mı davayla uğraşacaksın? Ne yapayım hayatım? Avukatın işleri varmış. Ancak akşama gelebiliyor. Toplantımız da akşama kaldı. Bak, ben bu akşam evde pinekleyip dava dinlemeyeceğim. Günlerdir evin içerisinde boğuluyorum zaten. Sen otur, avukatına güzel güzel konuş. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Tamam canım, tamam. Esma, artık içmesen. Daha akşama çok var, bu kaçıncı? Hayret. Sen benim ne yaptığımla ilgilenir miydin? Bana karışma lütfen. Sana töreleri ve görevini hatırlatmak için geldi değil mi? Bana o yüzden söylemedin. Ruke'nin başına gelenler benim ve ailemin de başına gelecek değil mi? O yüzden söylemedin. Canımın hükmü nedir bilmiyorum hiç Sıla. Ama törelerin hükmünü biliyorum. Bir de töreleriniz bana vız gelir diye Sıla'nın yüreğini biliyorum. Boran Ağa'yı çiğnemeden hiçbir şey yapamazlar Sıla. Ama eğer beni çiğnerlerse biliyorum ki karşılarında gelin ağam var. Tatlı da ister misin? Hayır. Uzun zamandır bu kadar çok yememiştim zaten. Kahve içer misin peki? Seni beklemesinler. Kim bekleyecek? Abay mı? Bilmem. Vardır bir yerde belki bir bekleyenin diye sordum. Bekleyenim yok. Boran Ağa, biz ayrıyken hayatında bir aşk olmadığına inandıramazsın beni. Ne demek istediğini anlamadım Sıla. Daha açık konuşayım o zaman. Gizem mesela.
Sen de hayatımı bayağı yakından takip etmişsin. Benimki güvenlik amaçlıydı. Ama hala sorumun cevabını almış değilim. Peki o halde. Vereyim cevabını. Hayatımda bir aşk var. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Ben cevabımı verdim. Sen akıllı bir kızsın. Ne demek istediğimi anlarsın.